Konya Mutfak Akademisi'nde Validen Matbahta bölümünde bugün yine Konya'ya ait olan topalağı yapacağız. Topalak içinde Hüsniye ablamız yanımızda. Hüsniye abla, bugün topalak yapacağız. İnşallah. Konya topalağı yapacağız, öyle değil mi? İnşallah. Topalak birçok bölgede yapılıyor ama Konya'da daha özel, daha güzel oluyor. Nohutlu, etli, koyun etinden çit çekilmiş, yumurta kırıyoruz, düvü koyuyoruz önce içine. Önce malzemeyi sayalım Hüsniye abla, sonra devam edelim. Tamam. Düvümüz var, etimiz var, yumurtamız var. Bu ön aşama. Ondan sonra nohutumuz, soğanımızı kavuracağız. Ondan sonra nohutumuz var, salçamız var. Onu da su kaynayacak. Kaynadıktan sonra topalakları küçük küçük yuvarlayacağız. Bayağı bir yuvaracağız. Yuvarlayacağız, içine atacağız. Hadi başlayalım o zaman Hüsniye abla, bakalım nasıl olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle besmele çekmeden de başlamaz bizim Konyalı Hanım'la. Yemeğin böyle berkezinin, besin bereketinin gelmesi için değil mi? Tabii tabii. Daha lezzetli olması için. Tabii. Birçok yönden etkiliyor yani. Aynen. İçine düğü koyacağız. Şimdi göz kareri. Kıymamızı ölçüm koyduk. Yok. Evet, düğümüzü ilave edeceğiz. Kıymamı koydum, düğümü ilave edeceğim, göz karerini. Evet, bu da etli bakın. Böyle bizim Konya mutfağında. Bazı bölgelerde topalak etsiz de yapılabiliyor ama Konya'da genellikle bu daha güzel. Etli olan yapılıyor, kıymalı olan yapılıyor. Tuzunu attım. Bir yumurtamızı kıracağım. O da dağılması için, hani topalağımızın iç tutması için. İyice iç içe geçmesini sağlıyorsun bunun da. Buna böyle baharat falan da atılıyor mu? Atılır. Karabiber atarsın, istediğin baharatları atarsın, hepsini atarsın. İste uygun değişebiliyor tabii, yani. Tabii. Tabii tabii. Evet, topalağın sonuna geldik. Güzel homojenize bir şekilde yoğurmasını da yaptık. Yoğurduk. Şimdi bundan top top köftemizi yapmaya başlayacağız. Düğüsünü attık, yumurtasını kırdık, tuzunu attık. Şimdi yoğurdum güzelcene, vura vura ata ata. Şimdi yuvarlak yuvarlak köftesini yapacağım. Büyük mü küçük mü olacak? Yok, küçük olacak. Biraz su alacağım, ıslatacağım elimi. Böyle iş kolaya kaçsın diye bazen büyük yapmıyor musun Hüsniye abla? Yok. Hep küçük mü yapıyorsun? O içinde belli olur. Sevmem onu. Onu hiç sevmem, böyle koca koca. Öyle özensiz yapılan işi diyorsun değil mi? Yok. İşte bak böyle olacak. Şimdi devam edelim. Hüsniye abla hızlı zaten. Hızlı bir şekilde bunu 5-10 dakika içinde bitir. İnşallah. İnşallah. Evet, Konya topalağının topalak kısmının sonuna geldik değil mi? Böyle top top yaptık hepsini. Bitirdik. Son 3-5 tane daha çıkacak. Hadi yapalım o zaman. Evet, sonra zaten pişme aşamasına geçeceğiz. Öyle değil mi? Pişme aşamasına geçeceğiz. Soğanını kavuracağız yağda. Salçasını. Sonra nohutunu hangi atacağız. Hangi yağ kullanıyorsun Hüsniye abla? Zeytinyağı, tereyağı. İkisini de kullanabiliyorsun. İkisini de kullanabiliyoruz. Bugün tereyağı şeyimiz var, zeytinyağımız. Bugün zeytinyağı kullanacağız. O zaman nohutumuzu atıyoruz. Kaynayınca topalaklarını içine atacağız. Sonra pişmeye bırakacağız artık. Evet, topalağımızı yaptık. Şimdi yemek kısmına geldik. Aha. Nasıl yapacağız Hüsniye abla? Şimdi aşaması tereyağı koyacağız. Tamam. Birazcık. Birazcık da sıvı tabii yağ. Tabii ki yanma ısısı düşük olduğu için o yüzden sıvı yağ da ilave etmek lazım. Sıvı yağ da koyacağız. Az da sıvı yağ ilave ettik. Onu kızart, eriteceğiz. Böyle sadece tereyağını atsak bir anda yanıp geçer galiba. Tabii tabii tabii. Sıvı yağımız da bu ara zeytinyağı. Ayçiçek yağı da kullanabiliyorsunuz. Tabii. Zeytinyağı da kullanabiliyorsunuz. Ama en sağlıklısı işte zeytinyağı. Aynen öyle. Evet, şimdi soğanını ilave edeceğiz. Yağ kızardıktan sonra soğanını ilave ediyorum. Soğanı kavuracak. Biraz pembeleşecek. O zaman salçasını koyacağım. Salça ne kullanıyorsun Hüsniye abla? Salça domates salçası. Genelde domates kullanılıyor. Evet. Biber salçası ilave ediyor musun? Ediyorum. Az miktarda koyuyorsa sanki güzel olur değil mi? Acısını da koyuyorum.
Şimdi de salçasını koyacağım. Biber salçasının da öbüründe ikisi de iki çeşit biber salçası kullanıyorum. Hem acısını hem de tatlısını. Hem acı hem tatlı. Biber salçası bir de domates salçası. Diye. Hem domates salçası. Salçayı da bol bol kullanıyoruz. Yani salça olmazsa olmaz bizde. Güzel olur. Salçalı yemek iyi olur. Mutfağımıza geç gelmiş salça ama çok kıymetli. Tabii. Şimdi su aşamasındayız. Nohutunu atıyorum. Bunun biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynayacak, içine topalaklar atacağız. Tuzu bu aşamada atıyorsunuz. Aha. Hafif bir kaynamasını bekleyeceğiz. Aha. Yani bu esnada zaten salça da pişmiş olacak öyle değil mi? Kaynamasını bekleyeceğiz. Topalaklarımız dağılmasın diye. Su kaynayacak, içine bırakacağız. Sonra kısık ateşte pişecek ama değil mi? Tabii kısık ateşte. Değilse olmaz çirkin. Zaten en güzel yemek kısık ateşte pişen yemek oluyor. Böyle özelliklerini geçmişte şeydi ya böyle bağda bahçede falan odun ateşinde pişiyor değil mi? Odun ateşinde yavaş yavaş ya da tandır falan yaktığınız zaman kalan ateşle yemek yapıyordunuz mesela. O daha lezzetli hale geliyordu. Hala ateş yapıyor musunuz onu? Ateş köz alıyordu. Yani benim bahçede evim var ama pek yaktırmıyorlar hani. Öyle mi? Apartmanda şikayet ederler bunlara. Böyle eski sistem kalmadı yani. Kızartmayı falan ben bahçede kızartmasını çok severim. Hani taş, çok da lezzetli oluyor. Taş çatarım ben kızartırım. Odun ateşinde o odunun tadından, kokusundan olur. Çok daha lezzetli hale geliyor. Bir de meşe odunu kullanıyorsanız zaten. Tabii işte uzun zaman ama, yanma özelliğine sahip. Aynen öyle ama işte müsaade etmiyorlar katlar. Biraz dumana sıkıntı çıkartıyorlar. Yavaş yavaş hepsi diye. Eskiye dönecek gibi gözüküyor zaten. İnşallah. O yüzden herkes bir özlem duyuyor zaten. İnşallah. Bahçeye almaya başladı değil mi? Bahçeye gidiyor. Ama bahçelerde bahçede yapmaya gidiyorlar. Başladı şimdi. Aynen öyle. Bahçelerde hayat var. Topalağımızın suyu kaynadı. Şimdi asıl olaya geldik. Topalağını ilave edeceğiz. Evet Hüsniye abla bakalım. Açtım tencerenin ağzını. Suyumuz kaynıyor yavaş yavaş. Ya kaynamış. Bir böyle bir alt üst edelim. Akabinde şimdi topalağını ilave edeceğiz. Topalakları şöyle yavaş yavaş aktaracağız içine. Bu biraz kaynayacak. İndirmemize yakında maydanozlarını atacağız. Üstüne de atabiliriz süslemek için. Kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatalım o zaman. Kapağını kapattık. Topalağımız yaklaşık 20 dakika boyunca pişti. Bir ağzını açıp bakalım hemen. Oo, şahane gözüküyor. Bakalım pişmiş öyle değil mi? Pişmiş pişmiş. Tamam hemen o zaman servis için alalım tabağımıza. Mis gibi topalak olmuş. Koksun da alalım şöyle. Al 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 al. Oo, çok güzel kokuyor. Tamam gayet güzel. Şimdi üzerinize süslememiz lazım maydanozla. Maydanozu içine de atabiliyorsunuz pişmenin sonunda. Üstüne atabiliyorsunuz. Üstüne atmayı tercih ettik. İstersen şu kalanı da bunun içine atayım hocam. Hadi onu da atalım onun içine. O da onun süsü olsun. Tamam. Boşa gitmesin. Evet. Konya'dan da hiçbir şeyi boşa götürmez. Yazık. Müsrif haram. Evet. Tamam. Bunun işte bitti. Topalağımız hazır. Afiyet olsun.